Akademi Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarına hoş geldiniz. İlk maçımızda Galacticos Akademi ve Dark Passage Akademi karşı karşıya geliyorlar. Ve bakalım ilk olarak kimler yasaklanacak? Yani bu yamanın güçleri az çok belli tabii. Orhun Natalius, şampiyonlar çok kuvvetli durumda. Set. Set yine keza öyle. Hatta en güçlüsü belki de. Kartus gitti. Oğuz Kağan'a yapılan yasaklama. Alıştık artık herhalde Kartus yasaklanmasını ona karşı. Orhun yine bizi bırakmadı yasaklama evresinde. Neyse ki işim vardı zaten diyerek gidiyordu. Biz de gönlümüz rahat bir şekilde izliyoruz. Orhun nihayet zayıflatma alacak önümüzdeki yamada. Ama o zamana kadar büyük ihtimal yasaklama ekranını terk etmeyen bir şampiyon olacak. Bir bakalım hangi yasaklamalarla devam edeceğiz. Set. Söylediğimiz üzere zaten. Yine o da zayıflayacak bu arada 10.5'te. 10.5 bayağı kıyım olacak. Meta'daki şampiyonlar için ama gerekiyor ya. Kesinlikle. Ya sete bence önceki zayıflatmanın yetmeyeceği zaten belliydi. Ama herhalde böyle biraz adım adım zayıflatmak istediler. Yuumi aynı şekilde bu arada son dönem çok popüler. Bir tane güçlendirme aldı. Tekrardan onu meta'da görmeye başladık. Çok can sıkıcı bir şampiyon ya. Karşısında oynaması hem koridor aşamasında çok zor, hem takım savaşlarında çok zor. İnanılmaz bir can yenilemesine sahip. Çok fazla hasar veriyor aynı zamanda. Yakalayamıyorsunuz zaten şampiyonu kolay kolay. Yuumi'nin bulunduğu kişiyi öldürmediğiniz sürece ve Yuumi hata yapmadığı sürece imkansız direkt öldürmesi. Şampiyon oradan bütün takımı iyileştirmeye devam ediyor. Ya bu arada öleceğini anlayınca da başkasına kaçıyor zaten. Öyle de bir durum var. Tek başına olmadığında aynen. Bir tek son dönem solo queue'da şeyi çok görüyorum. Kesiyopya zehri yerine sabitliyor ya. Bir de kocaman alan çok bozuyor. Yuumi de yürüyemiyor. Botu yok, çizmesi yok, bir şey evet, yok. Evet, kalıyorum orada. W'yu cooldown'a sokuyor falan. Kafayı yiyorum. Nefret ettim Kesiyopya zehrinden. Bu arada son yasaklama olarak Dark Passage'dan ne geldi bakalım? Wow, boş geçtiler. Boş acaba geçtiler. Yetiş karar mı veremediler son anda, ne oldu? Sanırsam karar veremediler. Başka bir problem olmadıysa. Kararsızlık en kötü karardır hep deriz. Böylece açık kalan Aphelios'u Galacticos kaptı. İlk seçimden geldi Aphelios. Karşısında ne gelecek? Senna'yı gösteriyorlar. Senna'yla alt koridora gidebilirler tabii. Hala çok kuvvetli Senna. Nişancı pozisyonunda. Yanına aldığınız şampiyon da çok hızlı güçlendiği için aslında ekstra bir güç de katıyor takıma. Evet, yani desteğin altın aldığı, Senna'nın ruh aldığı bir senaryo çalışıyor gerçekten de. Ben tekli derecede Senna'yı nişancı konumunda artık çok kötü buluyorum ama işte böyle organize oyunda hala yanındakiyle anlaşabiliyorsan çok kuvvetli hala. Yanındakiyle anlaşabilmek çok önemli. Yanındakine güvenmek çok önemli. Bazen yapıyorsun çünkü minyon alamıyor oluyor yanındaki oyuncu. O zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Ve Aatrox yine meta'nın çok güçlü şampiyonlarından Aatrox. Özellikle setle 10 gitmişken bence değeri bir tık daha artıyor Aatrox'un. Yani bir numaralı üst koridor şampiyonu kalıyor bence senin de dediğin gibi set ve 10 gittikten sonra. Ki Aatrox nasıl bu kadar sık açık kalıyor anlamıyorum zaten. Yani yasaklamalar az çok belli. Mesela Jarvan da çok fazla yasaklanıyordu. Jarvan da buraya kadar kaldı. Jarvan'ın da geldiğini gördük. Yanına bir de Syndra eklediler. Bize meta slide gösterisi yapıyor şu an takımlar. Evet. Çok çok değerli şampiyonlar seçildi. Bakalım Syndra'nın karşısında ne isteyecekler. Burada yeni bir isim görüyoruz. Pinkpoon. Galacticos tarafında. Ekko Syndra'nın her zaman bir şekilde kontrası oluyor. Ve yani koridor aşamasında ufak tefek problemler yaşıyor erken safhada ama altından sonra işler çok rahatlıyor onun için. Belli bir noktadan sonra skor tehdidi de üzerinde kurabiliyor Syndra'nın. Artı oyun ilerleyen safhalarında da yan koridor baskısı sağlıyor size Ekko. Syndra'yı oraya çekip orada Syndra'yı rahat bir şekilde yenebiliyorsunuz. O yüzden oyunun genelinde çok iyi bir cevap Syndra'ya karşı Ekko. Evet, R'si zaten yani müthiş güvenli bir araç. Tüm oyuncuların çok sevdiği, sizi çok sıkıntılı durumlardan çıkarabilen bir ultisi olması da onu çok güvenli bir orta koridor şampiyonu yapıyor zaten. Senna'nın yanına
kasmayı en sevdiği şampiyonlardan biri Tahm Kench. Galacticos bunu görüp hemen iptal etti. Ve muhtemelen Taric de gelebilir yanına. Diğer taraftan Thresh gitmişti. Bir de Irelia gitti. Irelia da Aatrox'u bozduğu için büyük ihtimal göndermek istediler. Evet, İşte orada. Aatrox'un bir numaralı kontrollerinden bu arada Irelia. Hem koridor aşamasında hem koridordan çıktıktan sonra yan koridor baskısı kurarken. Öte yandan Nautilus'u yasakladı Galacticos. Aphelios'u çok kolay yakalayan bir şampiyon. O yüzden de istememiş olabilirler. Syndra aynı şekilde pek kaçma mekanizması yok. Nautilus'a yenik düşebilirdi. Artı Onları Syndra gönderdiler. bence metadaki en güçlü destek ya. Çünkü çok fazla kitle kontrole sahip. Orta koridor mu demek istedin bu arada Yok. yoksa gerçekten destekle Destek mi? de cidden. Syndra destek. Özür diliyorum. Nautilus. Ha, okey. Syndra. Nautilus. Şöyle çok fazla kitle kontrole sahip. Çıpasından kaçması çok zor. Hani sen de biliyorsun çok saçma Evet. bir hitbox'ı Hitbox, var. evet. Ve koridoru kaybetmiyor kolay kolay. Hatta genelde kazanıyor. Böyle bir şampiyon şampiyonun yasaklanması gayet normal. Bu arada üst koridora Mordekaiser seçimi geldi. Ya da tabii Mordekaiser. ortaya da gidebilir de yukarı gidecektir Yukarı. herhalde Yani diye düşünüyorum. Syndra'yı üste yollayacaklarını hiç sanmıyorum. Mordekaiser de her zaman oyuncuların başvurduğu son dönemde özellikle bir şampiyon oldu. Yani çok net kaybettiği eşleşmeler yok. Üst koridor şampiyonlarına karşı çok net kaybediyor diyebileceğimiz bir eşleşme yok. Artı oyunun ilerleyen aşamalarında takım savaşlarına geldiğimizde ciddi farklar yaratıyor. Rakip ormancıyı aradan çıkarıp baronu aldırabiliyor. Baron etrafında ya da takım savaşlarında rakibin en güçlü şampiyonunu kendi ultisini alıp öldüremese bile hatta ki yeri geldiğinde kendi ölse bile savaştan çıkarmış oluyor uzunca bir süre. Mesela Aatrox bu takımın Dark Passage Akademi'nin en ciddi takım savaşı silahı. Aatrox'u aldığı anda ön safhalarda durabilecek çok net bir şampiyonu yok. O hasarı gösterecek çok bir şampiyonu yok. Yine Ekko'yu aldığında düzenli hasarları biraz sıkıntıya girecek. O yüzden Mordekaiser hiç fena bir tercih olmadı. Evet, bu takıma bence de yakıştı. Janna öte yandan çok gördüğümüz bir şampiyon değil son dönem. Alt koridorda Janna hakkında ne düşünüyorsun? Şöyle menzilsiz şampiyonlara karşı her zaman Janna çok kuvvetli oldu. Yalnız bu ikiliye karşı dikkatli olması lazım. Bir yavaşlatma, bir buz yanığı canını okuyabilirler. Gelecek kitle kontrolle birlikte. Evet, Dikkatli bakalım. oynaması gerekiyor. Göreceğiz neler olacak. Ve ilk maça da böylelikle geçiyoruz. Ve Galacticos Dark Passage Akademi karşılaşması için Sihirdar Vadisi'ndeyiz. Sihirdar Vadisi'ne hoş Hoş geldiniz. bulduk. Şampiyonlar orman girişlerini tutmaya geliyorlar. Dark Passage böyle acaba bir şeyler deneyecek mi? Deneyecektiyse de Minyonların hareket süresine 30 saniye. Oğuzkan'ın kafasına yediği Demacia sancağı sonucunda bu proje iptal edildi diyebiliriz. Mordekaiser diğer girişte konser verirken şampiyonlar yerlerine doğru dağılıyorlar. Yani iki tarafında zaten birinci seviyesi çok kuvvetli değil. Tabi bir tarafta Braum var. Braum'un birinci seviyesi bayağı kuvvetli ama. Ya müthiş bir baskın şampiyonu. Gerçekten bütün takımı birinci seviyede sersemletebilen Minyonlar tek şampiyon vadisine falan hoş olabilir. geldiniz. O yükleri biriktirdiğiniz sürece herkesi yakalama potansiyeliniz oluyor. Bir tuşa bile basmadan gerçekten sadece pasif yükleriyle. Ama oradan bir şey çıkmadı. Şimdi dediğim gibi güçlendirmelerine doğru gidiyorlar. İki taraf da aynı taraftan başladı. Ormanın aynı tarafından, üst tarafından başladı. Benzer rotalar izleyecekler ve yampiriler çıktığında aynı tarafta bir savaş çıktığını görebiliriz. Splendor Weapon'de birbirlerini gördükleri için gelirken iki ormancı da birbirinin nereden başladığını biliyor aynı zamanda. Ona göre de oynayacaklardır. Aatrox'a karşı Mordekaiser izliyoruz üst koridorda. Çok iki iyi üst koridor şampiyonu
Oldukça meta, oldukça kuvvetli ikisi de. Orta koridorda erken safhada Ekko koridoru güzel bir şekilde ittirdi. Alt koridorda ise işte bu senin oynarken pek istemeyeceğiniz bir şey koridorda. Kule altında kalmak. Çok ciddi dürtüldü bu arada orada. Hem Janna hortumunu hem Aphelios'tan vuruş alınca. Hatta bir kule altı operasyon görür müyüz? Lee Sin ve Jarvan şimdi karşı karşıya gelecekler çünkü orada. Abi güçlendirmenin etrafında bir oyun dönüyor orada. Pinkpun buraya yaklaşıyor şimdi. Çok normal bunu yapması. Yalnız Pinkpun... Pinkpun orada Ozkan'a yardımcı oldu resmen. Ozkan mavi güçlendirmeye yaklaşamıyordu. Mavi güçlendirmeyi Ozkan'a doğru itti. Ama sonuçta çalmayı başardılar ve operasyon başarılı oldu diyebiliriz. Çalamadılar galiba. Çalamadı mı? Ozkan'da mı evet, kaldı evet. O? Evet. Ozkan'da kaldı. O yüzden güldüm zaten. Okay. Evet. Ben Fate'deki maviyi görünce onu şey yaptım da Fate zaten kendi mavisinden başladığı için hali hazırda mevcut. Orta koridorda da Pinkpun şu anda fena durumda değil. Yalnız alt koridorda işler biraz dramatikleşmiş. Bu koridorda minyonları Braum'un alması gerekiyor ama iki tane menzilli şampiyona karşı Braum'un da minyonlara yaklaşması çok mümkün olmuyor. Galaktikos'un alt koridor ikilisi burayı şimdilik rahat götürüyor diyebiliriz dediğin üzere. Janna'nın da yeni kostümü, Shurimalı Janna'yı görüyoruz. Uzun zamandır ligde Janna oynandığını görmemiştik. Dolayısıyla iyi bir değişiklik aslında. Onun kırılganlığını cezalandırabilecek pek bir şampiyon yok Dark Passage ekibinde. Yani Janna'ya kolay kolay ulaşabilecek bir şampiyon yok. Lee Sin'in çok doğru açılar bulması lazım. Lexer'da dikkatli oynadığı sürece gayet güvende bir oyun geçirebilir. Ya dediğim gibi buz yanına yakalanmadığı sürece bir problem yok onun adına. Shavik Atami bayağı öne çıkmış fakat sanıyorum Gravitum'la onu yakalamışlar ve biraz cezalandırdılar burada. Öte yandan Dark Passage ekibinin de manası yavaşça azalıyor alt koridorda. Evet, tekrar olay yerine bir geldi. Ama bir şey denemeyecek burada. Totemini koyup uzaklaştı. Acaba erken bir ejder mi göreceğiz burada? Daha 4 seviye Fate. Ve başlattı alev ejderini bakalım. Ninja bir ejder burada. Yani ejderde görüşü bırak, yalnız etrafta görüş yok. Ozkan biliyor bunu. Çünkü Ozkan bu seviyelerde iki ormancı da bunu yapabiliyor tek başına. Ozkan bir de yakaladı. Görüş aldı. Bu arada ses dalgasıyla üzerine uçtu. Alev ejderinin de yardımıyla güzel canını azalttı. Fetra alır ama şimdi kendi üzerinde tutuşturuyor. Lexer ona doğru gidiyor. Lexer'ın hareket hızı bonusu var W'sundan. Kovalamamayı tercih ettiler. Lexer bu sefer onun etrafını sarmaya başladılar. Yaklaşıyorlar. Sıçrasıyla dışarı çıktı. Orada yerine sabitlense de önemli değil. Dark Passage devralacak mı bakalım bu ejderi? Ve ilginç şekilde buradan skor çıkmamış oldu işin sonunda. İki takım da güvenli olmayı tercih etti. Yani burada tek başına ejdere başladı alt koridor üstünlüğü olduğu için ama Ozkan oraya yaklaşınca ejderden çok fazla hasar aldı. Ozkan'dan çok fazla hasar aldı. Sonucunda sıçrasını kaybeden Lexer oldu. Evet bu arada burada bir patlayan tohumla gelen bir Ozkan var. Üzerine gidiyor şimdi Goldra'nın. Arkaya gelen bir ışından var. Ozkan'ın canı azaldı burada ama önce öldürmeyi başardılar. İlk kanı alıyorlar burada. Lexer'ı devirerek ışından'la gelen Lepin Fatih'i Fate'i düşürmeyi başardı. Goldra'nın da üzerine gidiyorlar. Üçüncü skor oluyor o da. Birdenbire gaza bastı Dark Passage ekibine karşı. Burada Galacticos hayatta durmaya çalışıyor ama Splendor. Benim daha kötü anlatamayacağım bu fight'ta toplam 4 skor dökülmüş oldu. Neler oldu dayı? Bir sürü ışınlan geldi, yani benim beynim eridi, bir şeyler oldu. Ne oldu? Fatih oldu. Fate. Yani Lexer'ın zaten sıçrası yoktu.
ilk olarak onun düştüğünü gördük. Diğer taraftan içeri giren Jarvan'ın da çıkamadığını gördük aslında. Burada pozisyonun devamını, o ejder pozisyonun devamını iyi planladı Dark Passage ve iyi oynadı. Skorlarında sahibi onlar oldu. 3'e 1 bir takas. 2 skorunda burada Lepine gitmesi ciddi problem açıkçası. Galacticos Akademi adına. Şimdi üst koridorda Mordekaiser'i bayağı bir darlayacaktır o bu güçle. Sadece Mordekaiser'le yetinirse iyi. Yani takım savaşlarına döndüğünde anlık hasarı evet Galacticos tarafının ciddi anlamda fazla, düzenli hasar da var ama öne geçmiş bir Aatrox bunların hepsini kapatabiliyor. Alacağı eşyalarla birlikte, yaptığı can çalmayla birlikte. Evet, takım savaşlarında ciddi bir tehdit de olacak. Hele güçlenmeye devam ederse iyice problem olacak bakalım. Alt koridorda ise hala ciddi bir fark tekrar var. Tekrar benzer bir operasyon görüyoruz. Sıçrayla atıldı direkt. W'sunu kullandı. Koldra'yı yerine sabitleyip anında öldürüyorlar. Lexer da köşeye sıkışmış durumda. O da düşüyor. 2 skor daha geldi Dark Passage'a. Bu sefer fark ciddi anlamda açıldı. Şimdi Ejder'in de kontrolünü alabilirler. Ejder'i alacaklar direkt zaten. Başlayacak yani Oskan. Ve an itibariyle Galacticos ciddi bir sıkıntı içinde buldu diyebiliriz kendini. Senna da çünkü şu an çok güçlendi artık. Senna fena durumda değil zaten ama dediğin gibi çok güçlendi. Diğer taraftan Lee Sin de erken oyunda yapması gereken her şeyi yaptı şu ana kadar. Ya o iki bu arada ikisini de Oskan attı teknik olarak o baskınların ve Alev Ejderi Dark Passage'ın oluyor böylece. 10. dakikada yaklaşık. Ve alt koridorda pek iyi gitmeyen işler iki tane baskınla birlikte Dark Passage adına iyiye döndü. İki skor bulmayı başardı Senna. Ki bu Senna'nın güçlenmesinde en önemli şeyler skorların ona gitmesi ve alabilirlerse kule barikatlarının bütün altında Senna'ya bırakılması. Daha hızlı güçlenebilmesi adına. Burada Fate bekliyor. Ultisi var Fate'in. O Senna o ultiden çıkamayacak. Bunun farkındalar. Olabildiğince yemlemeye çalışıyordu Koldra ama evet, Ortumlar ve sıçra atılar. Sancak kombosuyla girdi içeri. Şimdi Morgan'ın canı hızla azalıyor. Fakat skor cana da kaldı. Shavik Atami de ultiyi atsa da kendini buradan kurtaramayacak. Galacticos'tan 2 intikam skoru. Güzel baskın. Lexer'da çok güzel oynadı pozisyonu. Çok güzel bir hortum geldi. Diğer taraftan Oğuzkan hemen alamet alarak cevap verdi bu pozisyona. Dark Passage'ın azından buradan bir teselli ödülü çıkarmış. Ya Galacticos'u da şu açıdan tebrik etmek lazım. Madem sıçrasını agresif kullandı, bunu cezalandıralım dediler ve çok güzel iki skor buldular. Ve bunu birkaç kez daha tekrarlayabilirler Jarvan ultisi geldiğinde. Hem o hasarı tutabilecek durumda değil Senna şu an. Hem de yani Jarvan'la bu tarz koridorlara baskın atmak çok kolay. Çok uzak mesafelerden gelebildiği için sadece ultisini kullanabilecek menzile girse sıçrasıyla ve sancak kombosuyla birlikte skoru aldırabiliyor. O yüzden bir baskın daha bekliyorum ben Senna'nın sıçrası gelmeden. Evet bakalım bunu bir kere daha cezalandırmayı deneyecekler mi? Alt koridorda yakın oynuyor Fate şu an zaten. Ve tekrar burada Fate. Ama Oskan da olacakların farkında. Burada rakip ormancı iyi okudu. Savaş olabilir Fate'in. Direkt üzerine gitti. O da sancak kombosuyla geri çekiliyor. Oskan ikidir Fate'i güzel okuyor zaten senin de dediğin gibi. Hem ejder pozisyonunda hem burada. Ama belli yani. Bunun olacağı çok belli. Oskan da bunun çok farkında oynuyor. Ooo çok güzel oynadı burayı Lexer. Evet ama bir şey çıkacak mı acaba? Çünkü iki tarafta bir tık temkinli duruyor. Oğuzkan'ı yakalamayı başaramadılar. Lexer çok güzel oynadı pozisyonu. Rakibin hamlesini güzel okudu. Neredeyse skoru alacaklardı. Oğuzkan sıçrayla oradan kurtuldu. En azından bir tane büyü almış oldular bu çatışmadan. Fate
denemekten vazgeçmiyor alt koridor ama orada olduğunu gördüler. Morgan olabildiğince geride kabul ediyor koridoru fark ettiysen. O da başına geleceklerin farkında. Gelebileceklerin daha doğrusu. Sıçrası olmadığı tüm sürece çok dikkatli olması lazım onun da dediğin gibi. Bu arada Braum'a minyonları bırakmaya devam ediyorlar. Peki bir şey diyeceğim. Bir tık geride mi kalmış minyonda? Şöyle normalde yani rakip nişancıya çok yakın gidiyor olması lazım ama bu koridor özelinde çok baskılı bir koridorda oynuyordu. Jana sürekli olarak dürtebiliyor, Aphelios sürekli olarak dürtebiliyor. O yüzden düşük kalmış ama çok büyük problem değil. Ya zaten burada asıl amaç Senna'ya yük vermek ve olabildiğince desteği güçlendirmek. Şu an olabildiğince güçlenmeye ve eşya bitirmeye çalışıyor. Bu arada Fate'de kaldı o. Aldı mı yine maviyi? Yani Fate çarplı aldı maviyi. Ucu ucuna kaldı bu arada Oğuzkan'ın çarpına. Şimdi Oğuzkan ortada bir pozisyon aradı. Acaba alameti mi kullanacaklar burada? Dakika 13.30 olduğu için artık o barikatları almak istiyorlar alameti kullanarak. 1-2 barikat da olsa 200 altın 200 altındır diyerekten Maximilian'a bırakacaklar galiba o altınları, evet. Ve 2 barikat alabildiler. 240 altın tertemiz ya. Bir de orta koridor kulesine verilen hasar. Ve 10 saniye sonra Bulut Ejderi de vadide yerini alacak. Bakalım onun için bir savaş görecek miyiz? Kule barikatları an itibariyle düştü. Altınını kapabilen kaptı. Orta koridorda da ciddi bir eşitlik var bu arada. Yani 7-8 milyon çok büyük bir problem değil. Böyle gitmesi hatta Ekko'nun nispeten daha çok işine yarıyor gibi. Çünkü onu sürekli yan koridorlarda da gördük. Ki şu anda da görüyoruz. Alt koridorda ciddi bir kalabalık var şimdi. Büyük ihtimal Ejder için bir operasyon hazırlıyorlar derken Maximilian üzerine uçtu Ping Pong'un burada. Onu ekipçe kovalıyorlar şimdi, bakalım yakalayabilecekler mi? Buz yanı da geldi. Sıçraya çıktı Ping Pong fakat Ekko duvarın üzerinden takip etti onu. Yükler bitmek üzere, sersemledi ama Lexer Ping Pong'u koruyor şu an için. Diğer tarafta sabitleyen bir Fate var. Sabitlenen daha doğrusu. Ejder pitinde Dark Passage Ejder'i başlatmıştı ama pozisyon tam istediği gibi gitmeyince geri çekildi. Splendor ve Maximilian arasında bir savaş görüyoruz. Splendor'un canı çok az. Mordekaiser'in ölüm vadisindeler şu anda. Üzerine gürzü ince Maximilian canı çok azaldı. Ultisini kullanarak geri çekildi. Splendor'un üzerindeki kalkan yeterli olmadı ve ölüm diyarından başarılı bir şekilde çıkmayı başardı. Öte yandan Galacticos burada Dark Passage'in başlattığı pozisyonda Ejder'i alan taraf oluyor. Diğer taraftan karşılığında da üst koridor. Evet. Aynen. Lepin'in ilk kuleyi de almış oldu. Ultisi olmayan Maximilian Ping Pong'un R tuşuna yenik düştü bu arada dayı. Bu biraz hata oldu. Yani ışınlığın da duruyorken geri dönüp ışınlanla gelebilirdi. Bedava bir skor gitmiş oldu Ping Pong'a. Diğer taraftan Bulut Ejderi burada Galacticos tarafında kaldı. Şöyle bakıyorum. Ultiler için tabii ki de her zaman çok değerli. Fakat Dark Pussy'nin içine biraz daha yarayabilirdi belki ya bu Bulut Ejderi. En azından ilk kule altını aldılar. Evet. Onlar ilk kule altını aldılar. Tabii diğer tarafta Mordekaiser'in ultisinin bekleme süresi bayağı azalacak. Bu onlar için iyi bir haber. Syndra'nın yine bekleme süresi değerli. Janna'nın bekleme süresi çok uzun. Bu %10 çok fark ettirecektir Janna ultisine. Evet. Değerli bir ejder Galacticos'un oldu. Yani Dark Passage... Ya nasıl orası bu arada biraz aslında yorumlanması gereken pozisyon. Ya Maximilian mı çok zorladı? Koordine mi olamadılar? Ne oldu orada? Maximilian çok arkalara sarktı zaten. Orada bir ultisini kullandı. Maximilian'ın ultisi gittikten sonra canı da bayağı bir azaldıktan sonra Maximilian yok bir kere savaşta. Oğuzkan da savaşın öncesinde ultisini Morda'ya kullanmak zorunda kalmıştı. İki tane değerli ultileri böylelikle gidince bir de sayı dezavantajı orada olunca Lepin'in gelmediğini gördük. Gelse de çok bir şey değişmeyecek çünkü Maximilian olmayacaktı savaşta. O yüzden yani gayet normal bırakmaları açıkçası. O ejderi. Hata değil aslında bu. Birinin hatası değil, Splendor'ın güzel oyunu diyebiliriz.
Evet, bu arada Şavi Katami'nin üzerine gidiyorlar. Gargoyle'la hayata tutunmaya çalışıyor. Arkasına Jarvan afetle atladı. Bakalım hayat takılabilecek mi Şavi Katami? Güzel bir ulti geldi ama onu kurtarmaya yetmiyor. Öte yandan yerine sabitlenmiş bir Morgan var. İçeri atıldı şimdi Oğuzkan. Zonya'sına saklandı Fate burada. Işınlan da geliyor. Lepin içeride. Lepin çok güçlü. Dikkatli olması lazım Galaktikos'un. Lepin'in Darkin kılıcı vuruşları bir hayli can yaktı orada. Ölüm diyarındalar sanıyorum şu an. Evet. Splendor'la birlikte. Dediğim oldu bu arada. Daha seçim yasaklamada söylediğim şey oldu. Lepin çok kuvvetli. Ama ona buraya evet. kadar demeyi başardılar dayı, evet. Lepin çok kuvvetli, savaşlarda fark yaratabilir ama bu farkı Mordekaiser'le kapatabilir demiştim. Mordekaiser ultisinde tam olarak bunu gördük. Lepin orayı paramparça edecekti. Hop dur bakayım sen, gel ölüler diyarına. Ölüler diyarına çektikten sonra zaten yapabileceği çok bir şey kalmadı Lepin'in ve takım arkadaşlarının. Çıktıktan sonra ölüler diyarından zorlamayabilirdi ama zorlayınca da skoru veren burada Dark Passage tarafı oldu. O da sanırım hevesi kursağında kalmıştık hatası oldu. Gerçekten olabilir. Orada iki skor vermelerinin hiçbir anlamı yoktu. Oo, Maximilian Pinkpun'un üzerine gitmiş burada. Sersemletmeyi başardı. Yani bir skor. Vuruş daha gelince Pinkpun'dan buraya kadar altınını kapıyor. İşte bahsettiğimiz durum gerçekleşmeye başladı. Yan koridorda Maximilian bu dakikadan sonra daha üstün gelmesini beklediğimiz şampiyon. Yaptığı hataya rağmen hem de. Aynen öyle. Burada alameti kim aldı ona bir bakıyorum. Janna'da alamet. Lexer'da. Bu alamet de Orta Koridor Kulesi'ni almak isteyeceklerdir. Evet, şu ana kadar bir kule çıktı zaten. Üst koridordan Lepin'in aldığını görmüştük. Onun dışında ciddi bir kule farkı yok. Altın farkı da yok. Durumlar bayağı bir eşit. Umbra kılıcı bitmiş Morgan'da. Peki durum eşit şekilde uzamaya devam ederse bu kimin lehine? Yani Senna gibi sonsuz scaling bir şampiyon var. Öte yandan Aatrox var sanıyorum. Ama bir yandan da ne bileyim Syndra ve Aphelios var. Yine de Dark Passage'ın daha işine geliyor gibi sanki. Ya şöyle... Aphelios ve Mordekaiser de ciddi güçleniyor. Hatta Syndra da ciddi güçleniyor ama dediğin gibi Senna... belli bir noktadan sonra inanılmaz bir menzile sahip oluyor ve ulaşamıyorsunuz. Bir şekilde Senna'ya ulaşamıyorsunuz ve sürekli olarak sizi uzak menzilden dürtmeye başlıyor. Diğer taraftan yan koridor tehdidi olacak Dark Passage'ın. Sürekli olarak Ekko'yu yan koridorda kullanabilecekler. Bu da ciddi bir avantaj. Bilmiyorum ama Dark Passage bir tık daha önde gibi gözüküyor ya. Bana da öyle sonunda. Göründü. Çok büyük fark yok ama. İki takım arasında oyun sonunda çok ciddi farklar yok. Ya çünkü bir diğer tarafta da Janna faktörü var. Janna da yani bir destek olmasına rağmen oyun sonunda ciddi fark yaratıyor. Çok fazla kalkan sağlayabiliyor takım arkadaşlarında. Bir anda savaşı kaybediyor gibi gözüküyorsunuz ama bir ultiyle canları fulleme noktasına getirebiliyor. Evet, o da takımını hayatta tutmak için uğraşıyor olacak. Bu arada alameti Orta Koridor'dan kullandılar ama çok etkili olmadı. Orta Koridor Kulesi'nin canını ciddi manada azaltsa da henüz yıkacak konuma getiremedi Galaktikos ekibi. Sanıyorum ejder için bir yandan bir baskı olmasını istemişlerdi. Çünkü okyanus ejderi artık vadide. Onun için bir savaş döndüğünü görecek miyiz bakalım. Orta Koridor'da da... Artık minyonları da şeye bırakmaya başladılar bu arada. Senna'ya bırakmaya başladılar. Vergi kalkmış olması lazım. Bu arada anında ejderi başlattı Dark Passage ekibi. Yarı cana kadar indirdi fakat ejderin sabrı tükendi ve şimdilik yuvasına geri döndü. İki tarafında ikinci ejder olacak. Ekibi de hazırlanıyor. Biraz %50 bir durum. Şavi Katami'den burada sıçra artı ulti geldi. Sen ultisiyle takip ettiler. Orada düşen biri var. Janna'yı önden öldürmeyi başardılar. Lexer'ın kırılganlarından bahsetmiştik. Fate'in üzerine gidiyorlar şimdi. Fate kendi ultisi ve sıçrasını kullanarak çıkmaya çalıştı ama orada sersemleyince Maximilian'a yenik düşüyor o da. Ve geri kalan üyeler çekilince Dark Passage kovalamaktansa Ejder'e dönecek sanıyorum burada. Baron'a gidecekler gibi ya. Aynen, Oğuzkan Ejder'e mi başlıyor? Oğuzkan onlar da bir karar veremedi gibi sanki. Kararsız yukarı kaldılar. Yöneldiler, aşağı yöneldiler, ortaya gittiler tekrar. Oğuzkan ejderi başlattı. Diğer ekip Orta Koridor'u kuşatıyor şu an için. Ve Orta Koridor kulesini rahat bir şekilde deviriyorlar savunacak kimse kalmayınca. Okyanus ejderi de onlar oluyor. Bu fight Dark Passage'in istediği gibi gitti. Ya bu arada savaşı kazandıran da dümdüz Maximilian oldu. Çok güzel bir noktadan geldi. Janna'yı
direkt aradan çıkarması zaten takım savaşının kaderini değiştirebilecek bir şampiyonu ortadan kaldırmak anlamına geldi. Sonrasında da Jarvan'ı yakaladılar. Ama dediğim gibi savaşın kahramanı Dark Passage Academy adına Maximilian oldu. Xavi Katami'yi de bence takdir etmek lazım. Çünkü o flash ulti riskli bir hareket. Yani o cesaret isteyen bir hareket ve orada o kararlı bir şekilde onu yapıp çalıştırdı. Savaşı başlatan o oldu. Özellikle böyle daha sonuçta akademi ligindeyiz, hani artık solo queue'da değiliz, bu tarz hareketleri yapmak biraz daha sorumluluk istiyor. Alt koridorda bir savaş görüyoruz. Maximilian Splendor'ı bayağı darlamış durumda. İyice üzerine gidiyor şimdi. Ve öldürebilecek bakalım son bir vuruş. Maximilian, senin tam anlattığın şey dayı. Yan koridorlarda milleti avlıyor artık. Aynen Greco. Öyle. Yani bu dakikadan sonra Syndra'nın da çok bir cevap verme şansı yok. O da ikinci eşya Zhonya'ya gidiyor. Hatta çok defansif bir eşyaya gidiyor. Yan koridorda Zhonya hiçbir işine yaramayacak. Ekko ise Lich puanını bitirdi. Ayrı kittirmeci olarak hayatına devam ediyor. Işınlanı da aktif. Şu an bir olay çıkması durumunda hemen gidebilir zaten. Ve Maximilian iç kuleye dayandı bu arada artık. Onun da yarı canını aldı. Alt koridordaki şampiyonu kesti. Onun kulesini yıktı. Gitti. İkinci kuleyi de yıktı. Yani bu kadar rahat olmaması lazım bu ekonomi bu arada. Niye kimse gelmedi buraya? Yani bir şey yapmalarına gerek yok. Gelip minyon, tamam öldürmelerini beklemiyorsun ama gelip minyonları temizleseler zaten ikinci kule gitmeyecekti. Çok bedava bir ikinci kule verdi burada Galacticos. Ve gelecek ejderler için ciddi bir harita baskısına sahip olmuş oldu Dark Passage böylece. Morden'in oraya gittiğini görüyoruz ama tabii artık her şey için çok geç. Buranın bu kadar erken gitmesi bu arada bu iki kulenin çok büyük bir problem yaratacak onlara. Ekko oradan ayrılmayacak ve Baron etrafında sürekli olarak bir tehdidi olacak Dark Passage'in bu sayede. Ve tam olarak senin söylediğin çalıya çadırı kurmuş bile orada. Çayını koymuş, bekliyor Maximilian. Bir daha aşırı büyük topu almış. O da Rabadon'a dönecek muhtemelen. Keser bu arada Splendor'ı tekrar. Şu an kim gelirse gelsin karşısına bir problem yaşamaz. Bu arada Aphelios'tan bahsetmiyoruz ama o da 2 eşya almış durumda. Onun 3 eşyası ciddi bir potansiyel sağlıyor Galacticos adına. Adını andığın an çocuğun sıçrası gitti nasıl nazarladıysan. Caster Curse. Bekliyorlardı ama ya. Yani ben söylemeden de bekliyorlardı orada. Bir av. O pusu sayesinde bir sihirdar büyüsü kapmayı başardı Dark Passage. Şimdi Baron istiyor gibi bir görüntüleri var. Sürekli Baron'un etrafında bir şeyler deniyorlar ama sanırım riski atmak da istemiyorlar henüz. Yani avantaj bizdeyken bir %50'ye girip patlatmayalım diyerek böyle birini avlarsak öyle girelim modundalar sanki. Lexer o avlanacak kişi olabilir. Bu arada şu an biraz fazla oynadı. Oskan'ın ileri çıktı ama ses dalgası tutmayınca olmadı. O çalıda birini avlayacaklar ya. Bekliyorlar. Deniyorlar. Bu şeydir bu arada. Blitzcrank taktiğidir. Oraya bir tane kontrol totemi atarsın. Biri kesmeye geldiği anda hop çekersin. Klasik Blitzcrank taktiği. Tek dereceli de deneyin bol bol. Lig fark etmeksizin yeniyor bu arada. Az daha çalışıyordu ya. Son anda sıyrıldı yani. Biraz daha sağa gelse ses dalgası o Janna'nın işi zordu. En azından ultisini veya sıçrasını alabilirlerdi. Maximilian çok iyi baskı kurmaya devam ediyor. Alt koridoru itiyor, orta koridora yaklaşıyor. Alt koridoru itiyor, ormanı gözlüyor. Orada bir git gel yaparak tam işini yapıyor ve koridor baskısını koruyor. Ya şöyle bir durum var şimdi. Orada bu sefer işe yarayacak mı? Yine tutmadı. Alt koridordan çıktığı anda tehdit altındasınız. Ne yaptığını bilmiyorsunuz. Kendi ormanınızı iyi totemlemeniz lazım. Çünkü kendi ormanınızda kol yazan bir Ekko var şu anda. O yüzden çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ve Splendor'ın üzerine gidiyor bu arada. Bakalım net bir savaşa girecekler mi? Yarı canını aldı neredeyse Splendor'ın ama devam etmedi. Şöyle bir dürtüp geri çekildi sadece. Öte yandan 15 saniye sonra Okyanus Ejderi vadide yerini alacak. Onun için de bir savaş görebiliriz. Dark Passage bunu alırsa bir ruh tehdidi başlamış olacak artık. Tabii en güçlü ruhlardan bir tanesi. Hatta çoğu kişiye
tarafından en güçlüsü görülüyor. Takım savaşı için çok kıymetli. Hele Aatrox gibi bir şampiyon varken artık Aatrox'un bu ejderi alırlarsa savaşın ortasına girip kafası rahat takılacağı anlamına gelecek. Aynen öyle. Üçüncüyü aldılar, dördüncüyü bırakmaması gerekiyor bir şekilde. Dördü de bıraktığınız anda oyunu kaybetmiş gibi bir duruma geleceksiniz çünkü. Ve bir fırtına öncesi sessizlik dönemine geçmiş bulunuyoruz. Artık hedef Baron oldu tabii iki taraf içinde. Ejder de gitmişken Baron etrafında görüşler alınmaya başlanacak. Ki o da şu an her ne kadar Dark Passage önde olmasına rağmen tehlikeli bir objektif, riskli bir objektif. Öyle kafanı, gözünü kapatıp girebileceğim bir objektif değil. Özellikle tabii Morde ve... Ya Morde çok büyük tehdit bir kere Baron'da. Sizin ormancınız hop alıyor ölüler diyarına. Rakip ormancının hani uğraşmasına gerek kalmıyor çalmakla. Baron onun haline, onun oluyor o noktadan sonra. Şimdi üst koridora doğru topluca bir hareket görüyoruz burada Dark Passage'dan. Pinkpun'un üzerine gittiler. Pinkpun yok oldu. Maximilian artık Rabadon artı Lich bu anda çok güçlü halde. Ve bu gücün tadına baktırdı Pinkpun'a. Üstüne de kulesini devirdiler. Bakalım buradan Baron'a dönecekler mi? Maximilian'a şu an hiçbir cevapları yok ya. Yani... Bir şey yapamıyorlar. Ellerinden bir şey gelmiyor. Ve nasıl durduracaklar bilmiyorum şu anda. Maximilian'ı. Morde çünkü onu düşürebilecek seviyeye gelemeyecek oyunun herhangi bir dakikasında. En azından öyle ilerliyor şu an için oyun. Sürekli olarak önde giden Maximilian sürekli olarak baskı anlamına gelecek. Lexer bu arada kötü bir pozisyonda kalabilir. Taramaya gittiği yer çok korkunç şu an. Arkadan Lep'in başlattı. Cehennem prangasını gönderdi. Sırçasını kullandı Lexer burada. Yalnız işte Janna çok hızlı bir şampiyon ve buradan çıkmayı başarmış gibi görünüyor. Fakat Maximilian kovalamaya devam edecek mi? Roket kemeri var. Duvarın üzerinden atıldı. Lexer'a doğru gitti. Q'yu kaçırdı. Ölüm diyarına alınca onu Splendor. Lexer'ın hayatı kurtulmuş oldu. Splendor ve Maximilian ölüm diyarında kapışıyorlar şimdi. Ama Maximilian'ı birebir de alt edebilecek bir isim yok şu an için. Savaş tam anlamıyla patlak verdi artık burada. Mordekaiser'in düştüğünü gördük ölüm diyarından sonra. Yerine sabitlenen bir Fate var orada. Onu da öldüreceklerdi. Son anda hayata tutunmayı başardı. Ama Lexer düşüyor bu sefer. Üç kişi kaldılar. Maximilian yan taraftan gelip iki kişiyi daha avladı mı derken ikinciyi alamadan kendisi ölen kişi oldu. Ve bu zorlama Galacticos'a skor olarak önü Morgan'da düşüyor Aphelios. İşte Aphelios'un gücü 3 skor vermesine hiç gerek yoktu Dark Passage'in burada. Hiç saygı hiç göstermediler. Hiç gerek yoktu hem de. Ama yani... Savaş uzayınca, ultiler gidince, Aphelios bahsetmiştim 3 eşyası çok kritik diye. 3 eşyaya ulaşınca bir de bu kadar rahat kalınca bir anda işleri değiştiren şampiyon haline geldi. Orada gördüğümüz bu arada Calibrium'un sonsuz menzilden 1800'e zayıflatılmış haliydi. Yine sizi yeterince yakın olduğunuz sürece çok uzaklardan öldürebiliyor ve çok ciddi bir hasar çıkardı o savaş içinde de. Bayağı da bir altın topladı Dark Passage buradan. Motivasyon aldı, harita baskısından biraz kurtuldu. Çok çok iyi oldu bu Galacticos için. Yani son 3 skoru vermese Dark Passage bu arada... Çıkabilecek pozisyondalardı bu arada. Müthiş avantajla çıkacaklardı. Fazla zorladılar. Yani çıkabilecek pozisyondalardı. Nedense gereksiz zorladılar. Maximilian'ın ultisi yokken o kadar ileri çıkmasına hiç gerek yoktu. Biraz gaza geldi ya herhalde. Evet. 7 skor olduktan sonra sanırım. 7-1'di çünkü orada. Diğer taraftan Syndra 3 eşyaya ulaştı ama o 3 eşya çok isteyeceği 3 eşya değil. Bir tanesi çok defansif. 3. eşya hiçlik değneği. O Zonya yerine Rabadon olsa çok iyi bir 3 eşya alacaktı onun için. Ama Zonya bayağı işlerini bozuyor onun.
Ve 10 saniye sonra gelen Okyanus Ejderi Dark Passage için Okyanus Ruhu demek. Ya bu burada bir savaş kopacak. Kopmakta zorunda zaten. Burada savaşmadığında... Ve savaştan önce Splendor'ı aradan çıkarırsa Maximilian bu çok iyi haber olurdu Dark Passage için ama işte Mordekaiser ciddi güçlü bir konuma gelmiş durumda. Ölüm diyarında bayağı darladı Maximilian'ı şu an. Şimdi Sharikatami buraya yardıma geldi. Güzel bir yardım. Senle ultisi de geliyor. Splendor'ı sonunda düşürmeyi başarmışlar gibi görünüyor. Son anda bir kronometreye saklandı ama çıkış yok oradan. Bu çok değerliydi. Senin de dediğin gibi ormancıyı engellememesi için Splendor'un önemli bir pozisyondu. Şimdi yalnız Pinkpun'u da aradan çıkaracaklar mı? R'siyle Maximilian'ı geldiğine pişman etti burada. Hala Okyanus ruhu için bir savaş döndüğünü söyleyebiliriz. Oldukça dağınık bir savaş da olsa... Başlattılar burada Dark Passage ekibi. Yarı cana kadar indirdiler. Fate hala bir tehdit. Sharikatami vakit kazanmaya çalışıyor. Çok tank ama... Son vuruşu yapabilecekler mi? İçeri atıldı ve çalmayı başardı burada Fate. Okyanus ruhunu Dark Passage'a teslim etmiyor. Üstüne bir de canlı şekilde çıktı buradan. Çok iyi oyun. Fate burada maçın kaderini değiştirmiş olabilir. Yani bunu kaybetseler oyun zaten sıkıntılı bir durumda daha büyük bir sıkıntıya girecekti. Yalnız Aphelios'a şu an cevap veremiyorlar gibi. Ciddi problem yaşıyorlar Aphelios'a ulaşma ve Aphelios'u durdurma konusunda. Diğer taraftan Mordekaiser ise 1-3-3 olmasına rağmen işte tek hedefe fazla hasar vurmasının artısını ciddi anlamda kullandı Ekko'ya karşı. Ekko'ya ultiyi aldığında. Tabii bir de Morello Ekko'nun can yenilemesini ciddi anlamda kıstığı için o ölüler diyarında bayağı canını sıktı Ekko'nun. Daha bu arada çizmesini geliştirmemiş şu an fark ediyorum. Evet çizme yok. Bu arada alması gerekiyor aslında çizmeyi. Ya hareket yürüyerek ilerlediği için ve net bir hareket kabiliyeti olmadığı için aslında önemli eşyalardan bir tanesi Mordekaiser için ama artı alacağı büyü nüfuzu da işine yarayacak. Şöyle bakıyorum. Yavaş yavaş büyü dirençleri gelmeye başlıyor. Zaten neredeyse herkeste, yani üç üyesinde şey var. Merkür'ün adımları var. Üst koridorda Stringer bitmiş. Daha doğrusu Mamortius'un ağzı bitmiş. Dark Passage çok iyi götürüyordu bu karşılaşmayı. Fakat bir iki güzel oyun yanıt gelince Galacticos'tan maç yine ortada gibi görünüyor. Bakalım neler olacak. Artık bir sonraki hata yapan takım Baron'u verecek diyebiliriz bu arada sanırım. Yani güçler o konuma geldi. Bir tarafta Aphelios. 4 eşya. Diğer tarafta Ekko ve Senna. Aphelios 4 eşyaya ulaştı. Bombardımanını da ekledi. %100 crit vuruş şansına, kritik vuruş şansına sahip. Ve yani ciddi problem yaratacak bu Aphelios. Diğer taraftansa hala dördüncü eşyasına ulaşamadı. Yani full eşyaya ulaşamadı Morgan. Onun eşyaları tabii çok daha ucuz Aphelios'a nazaran ama minyon biçmediği için çok fazla. Fark kapanıyor. Tabii onun da ruhlarına bakmak lazım. Kaç yük biriktirmiş. Asıl kritik olan o 107 ruh biriktirmiş şu ana kadar. 120 olduğunda işler onun için çok iyi olacak. Baron etrafında görüş almaya çalışıyorlar. Ekko yine yan koridorda bekliyor. Yalnız Splendor kolay lokma olmadığını gösterdi bence az önce. Evet, bir önceki savaş işleri onun için iyi gitmemişti ama bu sefer çok iyi bir burst hasar çıkardı. Maximilian Splendor ölüm diyarında almayı başarabilecek mi bakalım. Son bir vuruşla beraber evet şimdi çok ciddi bir alt koridor baskısına sahip artık Dark Passage. Bu Baron'u başlatmalarına imkan olabilir. Yalnız Pinkpun orada. Pinkpun'un ışınlığını var. Burada skoru almayı deneyecek alt koridorda ama... Öne çıktı Fate. Fate'in üzerine gidecekler mi acaba? Orada bir savaş çıkacak gibi görünüyordu çünkü Baron'un oralarda. Maximilian ve Pinkpun karşı karşıyalar. Pinkpun'un R tuşu Maximilian'ı öldürmeye yetecek mi? R'si var Maximilian'ın varsa da kullanamadı artık. Çok güzel zamanladı. Bu arada günü kurtardı Pinkpun bu hareketiyle. Onu da söyleyelim. Yani rakibin Baron'a girmesini engelledi. Ama Maximilian niye hala orada? O da rakiplerinin aslında
baron etrafında olduğunu düşünüyordu ki öyle olması gerekiyor ama Pink Boomer da ışından sahibi olduğu için gelebildi bu noktaya. Saklandığı yerden de güzel bir şekilde tekledi Maximilian'ı. Aynen öyle. Güzel oyun Pink Boomer'dan. Ne alacak Pink Boomer? Şöyle eşyalarına bakıyorum. O da Morello'ya gidecek galiba. Riley alacağını düşünmüyorum. Alabilir ama uzun zamandır görmüyoruz Riley Syndra'da. Buradan da 3. kulesi oldu Galacticos Akademi tarafından. Dark Passage doğru hamleleri yapıyor ama bir adım sonrasını getiremiyor. Hep Galacticos'tan güzel bir oyuna yanıt geliyor. Ve şimdi 10 saniye sonra Okyanus Ejderi bir kez daha vadide olacak. Dark Passage için Okyanus Ruhu şansı bir kez daha ortaya çıkacak. Dediğin gibi Okyanus Ruhu çok kritik demiştik. Bunu vermek istemiyor tabii ki de Galacticos. Ve Dark Passage'da anında başlattı. Aşağıda kimin üzerine gittiler? Splendor'ın üzerine gidiyor. Lepin burada. Splendor, Maximilian'ı kendi üzerine çekti. Kronometresine saklandı. Yalnız zor durumda gibi görünüyor. Etrafında çok fazla oyun var. Ciddi bir kalkan kazandı. Hala hayatta Splendor. Üstüne kefaretler geliyor. Splendor'u düşürmemeyi başardılar. Pink Poon, Ejder'in etrafında koruyor orayı. Sıçra yalnız Shavik Atami'den bu sefer kötü bir ulti geldi. Yine de Pink Poon'u burada buz yanığı sayesinde öldürmeyi başardılar. Aphelios ultisi patladı, çok etkili olmadı. İçeri doğru gitti Shavik Atami. Güzel bir ulti geldi Morgan'dan. Sağ tarafta Shavik Atami düşecek mi? Senna onu kurtardı. Savaş devam ediyor burada. Birdenbire çok ciddi hasar geldi Koldra'dan. Ama onun da düştüğünü görüyoruz. Splendor. İçeride iki kişi kaldı sadece. Onlar düşecekler mi? Lepin onu da avladı işte. Lepin'in baştaki gücü buna varmış durumda. Sadece Lexer hayatta kaldı. Onun da ejder konusunda hiçbir söz hakkı olmayınca Dark Passage Okyanus Ejderini alıyor ve Okyanus Ruhu'nun sahibi oluyor. Artık bunları öldürmek daha da zor olacak. Ne yanlış gitti dayı. Ya bir kere Splendor'un ultisinin olmaması büyük bir problem. Lepine kullanamaması ultiyi büyük bir problem. Bunu tekrardan gördük. Diğer taraftansa ya ne arıyor Pink Poon orada? Takımından ayrı, nehre inmiş, tek başına. Sıçrayı attığı yerde problemli, rakip ormana sıçradı. Bir de üzerine düz vuruş gelince Senna'dan yavaşladı ve skoru verdiğini gördük. Yani Pink Boom biraz daha doğru pozisyonda olsaydı yine o Mordekaiser ultisinin olmayışını kapatabilirlerdi. Şöyle kapatabilirlerdi. Maximilian'da ultisi yoktu karşında ve Maximilian'ın savaşa girmesi çok daha zor Mordekaiser'e nazaran. Ya burada bu savaşın da kaybedilmesinin ana sebebi bence Pink Boom'un durduğu pozisyon, aldığı pozisyon oldu. Ve Dark Passage. Burada Aphelios'u altta gördüler. Aldıktan sonra Baron'u da başlatıyor. Senin de dediğin gibi Aphelios da uzakta olunca yarı cana indirdiler bile. Çok hasarları yok. Yani Lexer, ne güle güle Lexer. Lexer güle güle senin de dediğin gibi 4 kişi kaldı Galacticos. Şimdi Fate'in de üzerine gidiyorlar. Rakip ormancıyı pozisyon dışı tutmak Baron'u garantilemek açısından çok önemli. Maximilian Pink Poon'u yok etmeye çalıştı burada. Son anda hayata tutundu Pink Poon ama Fate'i öldürdüler. Fate'in ölmesi de Baron'un garanti altına alınması demek. Splendor 3 kişinin arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Aphelios ultisinin hasarı yeterli. Splendor'u düşürmeyi başarabilecekler mi? Çok ciddi miktarda kalkan kazandı. Çok uzun süre hayatta kaldı. Kronometresiyle bu süreyi daha da uzatsa da yeterli değil. Dark Passage Baron'u bırakıp oyunu bitirmeye gidiyor artık. Baron'u da aldılar orada. Aldılar mı Baron'u? Tabii aldılar. Fight olurken bir yandan Baron'u almışlar. Çok özür diliyorum ben onu görmedim bile. Ya fight oluyor geçtim. Maximilian olayları karıştırırken aldılar aslında yani. Tam olarak savaş olmadı. Maximilian arka tarafta birini tekledi. Birini daha teklemeye çalıştı sonra. Ve o arada Baron da bitti. Ve sadece Baron değil maçta bitecek gibi duruyor. Evet, inhibitörün üstünden Nexus kulelerine hedef almaya başladılar. Morgan'ın ciddi bir menzili de var. Maximilian yine vurduğu kişiyi sakat bırakıyor zaten. Son üyeleri de indirdiler. İnhibitör, özür diliyorum, Nexus kulelerini de devirdiler ve günün ilk maçının galibi Dark Passage oluyor.